Yeni nesil kanser tedavisi denildiği zaman ne anlamalıyız? Yeni nesil kanser tedavisi nedir? Eski nesil kanser tedavisi kobalt 60 cihazıyla tedavi ettiğimiz tedavi yöntemidir. Yeni nesil kanser tedavisi de lineer akseleratörlerin hayatımıza girdikten sonraki tedavi yöntemidir. Eski nesil kobalt 60 cihazıyla hastalarımızı tedavi ederken hastalarımızı tamamen çok güzel tedavi ediyorduk. Diyelim ki tümörü ortadan kaldırıyorduk ama onun çevresindeki sağlıklı organlarımıza da zarar vermekteydik. Örneğin nazofarenks dediğimiz geniz tümörlerinde hastalarımızı tedavi ettiğimiz zaman hastalara radyoterapiyi 90 ve 270 derecelerden ışın tedavisini verdiğimiz zaman direkt tükürük bezleri ışın alanımızın içindeydi. Işın alanımızın içinde olduğunda hastamız evet tümörü ortadan kalkıyor ama ondan sonraki yaşantısında ağzı kuru, ağız içerisinde dilinde yaralar, iyileşmeyen yaralar ortaya çıkmaktaydı. Kaliteli bir şekilde normal yaşamına devam edememekteydi. Veya hastalarımızı omurilikten ışın tedavisi yaptığımız zamanlarda, omurilikten tedavi ettiğimiz zamanlarda hastaya verdiğimiz ışın sadece belli açılarda verebildiğimiz için daha yüksek dozlara çıkamamaktaydık. Diyelim ki kanser tedavisinde biz 70 gray dediğimiz doz maksimum dozdur ve çok güzel tedavi edebileceğimiz dozdu. Ama o dönemlerde sadece 45-46 graylere kadar çıkmaktaydık. Bu da tümörü ıskalama, tümörün orada yerleşmesine devam etmeye mecburen devam etmesine göz yummaktaydık. Yeni nesil tedavilerde şu anda uyguladığımız tedavi cihazlarıyla yaptığımız tedavilerde hastalarımıza hem tümöre çok yüksek dozlar vermekteyiz, hem çevresindeki sağlıklı organları daha iyi korumaktayız. Hem tümör ölüyor, hem çevresindeki sağlıklı organları koruduğumuz için hasta günlük yaşantısına normal bir şekilde devam eder. Ciltte kızarıklıklar çok fazla olmaktaydı kobalt 60 cihazıyla tedavi ettiğimiz hastalarda. Şimdi ciltteki kızarıklıklar minimuma inmiş durumda. Yine antiparantez şunu akıldan tutmakta fayda var. Eğer tümör cilde çok yakınsa yaptığımız dozlarda mecburen reaksiyonlar gelişmekte. Ama bir önceki nesille karşılaştırdığımızda fark çok fazla. Arasındaki fark çok fazla. Şu anda çok daha olumlu tedaviler yapmaktayız ve yan etkilerimiz minimuma inmektedir.